Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Sierra 7. Yani Sierra 7 tam olarak ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar, ama oyunun olayı arkadaşlar bir operasyon yapma oyunu. Operasyonla düzenliyorsunuz. Aynı Lone Wolf gibi, ama Lone Wolf'un böyle daha çok böyle taramalı silahlarla, makineli böyle ya da mekanlara böyle girip daldığınız versiyonu gibi. Lone Wolf'tan daha böyle nasıl söyleyeyim, farklı ve daha heyecanlı. Yani heyecan olarak. Çünkü adamın dibine çatışıyorsunuz falan, böyle mekanlara basıyorsunuz. Lone Wolf'ta da aslında öyle yapıyordunuz, ama Lone Wolf'ta biraz daha uzaktan yapıyordunuz ve sakindi biraz daha hiç. Biraz daha şey yapıyordunuz. Burada biraz daha çita yükselmiş. Bu oyun yapımcısıyla oyun yapımcısı baktığıma göre aynı değil. Ama böyle oyunun böyle atmosfere, grafikte falan bayağı benziyor. Sanki aynı yapımcı, yani aynı yapımcı yapmış deseler inanırım yani. Ve arkadaşlar izledikten sonra beni takip etmeyin kanalda. Severseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar erkenden şimdi hikayeye basarak oyunumuza başlayalım. Eğitim görevini seç diyor. Bu görevi kabul etmek için seçe dokun. Vay anasını. Yaklaşık 8 yılın sahalarda uzak olduğun için üst düzey adamların gerekli yeteneklere sahip olduğunu onaylaması gerekiyor. Gerçek dünya görevlerine devam etmek için bu yakın dövüş eğitim simülasyonunu tamamla. Kolaylık, kolay, normal, zor falan mı yapıyoruz? Üstte bir zorluk seçeneği var gibi. O M4'ü çekti bizimki ve artık dalıyoruz. Efendim, park alanındayım. Anlaşıldı. Neredeyse geldik. 3 dakika oradayız. Şebeke 7. Aa. Oğlum Sierra şebeke demek miymiş? Oğlum bize niye şebeke diyor bunlar? Şakalı. Anlaşıldı. Nereye geldik? 3 dakika oradayız. Neresi geldik? Pardon, nereye geldik mi? Bu gerçekten de gerekli mi? Yapabilecekleri mi biliyorsun? Yapabilecekleri mi biliyorsun ha? Evet biliyorum. Temem siyah diyor. Temem black. Ama bu sadece benim isteğim değil. Seven. Yes. Değil Seven. Ha, bizimkinin ismi Seven'mış. Değil Seven, yeni patronlarımın da yeni patronları oldu. Bu eğitim kursunun çalıştırma şeklini onlar izledikten sonra önemli işimize geri dönebiliriz. Ayrıca 7 yıldır hiç beraber hiç yapmadık. Evet. Ayrıca o günlerde sahip olduğun yetenekleri görmek beni heyecanlandırıyor. Emin ol, pas tutmadım. Ben sadece bunun zaman kaybolduğunu düşünüyorum. Seni duydum Seven. Peki abi, şimdi geri çekiliyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Tamamdır. Ve arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Eğitimi tamamla. Kolay. Bakalım nasıl bir şey. Bu oyunu daha dün arkadaşlar, bakın daha dün bir tane arkadaşımız oynamamı istedi. Zaten ben de bu oyunun serisini yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor? Ha, şimdi. Şart, şart. Oo, hassaslıkları biraz ayarlamam lazım. Oha, nasıl ölmedim şu adam ya? Tamam. Ha, iyiymiş. Böyle ta. Ya bu olmazsa olması lazımdı. Gerçi öyle bir şey de. Şarjör müzikleyelim. Bu arada hemen şurada bir dakika. Hassaslığı biraz düşüreyim ya. Şöyle birazcık düşürsem bence daha iyi olur ha. Bir tık arttırabiliriz. Bir tık sadece. Çık. Ha. Bakın gördüğünüz gibi operasyon falan yapıyoruz. İyice yukarılara çıkıyoruz falan. O bayağı iyi. Kapılarda duracaksın. Silahlarını yeniden yüklemek için iyi bir zaman. Tamam. Hop. Ola. Güzel. Canlı düşmanlar. Şimdi ateş eden kötü adamlarla eğitim yapalım. Oğlum adamlarla nasıl eğitim yapıyoruz bunlarla? Siper arma diye bir şey var mı bu oyunda ya? Ha, adamı aldım. Tamam. Ne diyor nasıl? Ne vuruyor? Ne vuruyor sen? Sen bana nasıl vurursun? Tamam. Bu oyunu sadece inceleme videosu olarak çekiyorum arkadaşlar. Bu oyunu yeni telefonu seri olarak yapacağım. Aa! Hop. Böyle yapıyor, hop. Böyle yapıyor. Ha. Ha, öyle ah diye bağırsın işte. Çakal seni. Cover alayım. Hop. Yavaş. Tamam. Tamam. Silahları değiştir. Aa, yedek silahımız tamam. Hop. Oğlum koş yol atayım. Tamam. Ben yine ana silah geçtim. Yanlışlıkla oldu gerçi ama. Kır abi kapıyı. Hop. O el bombası.
Oba, hadi bakayım. Tavır alayım abi. Ne oluyor abi? Bunun ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar şu soldaki buton ne işe yarıyor? Allah Allah. Bir dakika lan. Bir dakika, ben bir şey öğrenmeye çalışıyorum ama dur. Abi şu soldaki buton ne işe yarıyor? Allah Allah. Harika çıkardı Sierra. Sanatını konuşturdun. Biliyorum. Yine söylüyorum, bu benim kararım değil. Yıllarca beraber iş yaptık. Yetenekleri biliyorum. Öyleyse hadi işe koyalım. Tamam. İstihbarat ekibinden bilgi alıp eğitimine aktarmalıyım. Bilirsin. Formaliteler işte, beni anladığından eminim. Anlaşıldı. Hazır olduğuna ben de hazırım. Yalnız bir şey diyeceğim. O soldaki ok tuşu gibi bir şey var. O ne işe yarıyor arkadaşlar? Onu siz yorumda yazarsınız. Anlamadım. Ne oluyor? Değişik bir şey yapıyor ama. Toplayalım. O 3000 altın. İşte videosunu, bir oyun videosunu çekerek oynamanın böyle güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Size söylüyorum. Siz ne olduğunu falan söylüyorsunuz. Eğitim ekipmanı iade et. Retum. Benim her şeyimi aldılar. Bizim adamlar karizma bir şeymiş yani, sakallar. Mission anlık. Oo. Güvenli. Zorluk kolay, orta zor. Bu zorluğu sonradan seçiyoruz. Bizde boss zorluğu ne var? Çok herhalde hard zorluk o. Kendi ateş silahını alma zamanın geldi. Satın alayım. Onaylayayım. Abi burada şey yazıyor, bir dakika. İsabet oranı, hasar, hareketlilik, ateş oranı falan. Birinci yuvarlak kurma. Standart mühimmat. Mermi türünü buradan değiştirin. Vay anasını. Nasıl şeyler var oğlum, boyun bayağı iyi gibi. Bir dakika. No, hayatı noktadan %25 vurma şansı. Anında ölüm. Üçüncü tam metal ceketle zırh giyen düşmanlar ek hasar. Dördü timer çukur uçlu mermi, hayatı noktada %25 vurma şansı, anında ölüm. Zırh giyen düşmanlar ek hasar. Ha, bu üçüncüsü diğer ikisinin birleşimi. Ha, bunu almamız iyi bir şey yani. Hatta ben onu alayım. Bir dakika, alabiliyor muyum? Param yetiyor mu? Yetmiyor galiba ama. Yetmiyor maalesef. Neyse dursun bakayım. Hayır, istemiyorum ya. Ya. Abi tamam, çapraza basıyorum şu an. Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Daha demin oyundan attı. Saçma sapan bir şeydi. Çapraza basıyorum, algılamadı. İstihbaratımız militan üyelerinin işgal ettiği güvenli yeri belirledi. Topladığımız bilgiler dayanarak hava saldırısı yapmaya karar verdik. Soruşturma birimimizin güvenliğini sağlamak için herhangi bir düşmanın güvenli alanı temizlemek için gönderileceksin. Adamların güvenli alanını temizledi. Güzel. De benim, siz niye mühimmatlarımı aldınız? Birader sen ciddi misin? Oğlum bunlar Türk mü lan birader? Belal. Belal K. Engellene numara ne? Birader. Oğlum ne güzel yapmışlar lan birader. He, öyle olduğumu sen de biliyorsun. A diye herif. Dalavere yapma, ne istiyorsun? Bu Glockmark tabancaların hepsi ikinci. Ben sana yeni emanetler için ödeme yaptım. Emin misin? Bu yaptığımın işte yeni olduğumu sanıyorsun. Şu yağlı şeyini şurada tutsan iyi olur moruk seni. Abi ne kadar çok küfürlü konuşuyor bu adi ya. Vallahi söylememeye çalışıyorum. Ne yapsa söylemesem iyi olur. Tamam, bu gece 9'a kadar orada kal. Hayır. Adi herif. Şimdi gel. Randall. İstediğin şeyi yaptım. Şimdi senin sıra. Üzgünüm. Seni hala kullanabiliriz. Ne diyorsun? Sen dostum, anlaşma yapmıştık. Militanların güvenli yerine bulmanı istiyorum. Tüm soruları kardeşine bir bırakıyorsun. Anlaşmamızın farkındayım. Ne yazık ki müzakere edecek durumun yok. Bu ne şimdi Randall? Militanlara silah tedarik ediyorsun. Sana güvenliklerini de biliyoruz. Güvenli yerle ilgili işimizi bitirdiğimizde bu silahların kaynağını da bilmek istiyoruz. Hayır, imkanı yok. Binin emin ortak. Silahlar er ya da geç nereden geldiğini öğreneceğiz. Sana kardeşine yardım etme şansı veriyorum. Düşünüyor. Bunu bir düşünmene izin vereceğim. Bu arada üstüne bakıyorum. Pazar Mart 1, Pazar Mart 1, Salı Mart 3. Yeşil ışık. Sierra. Militanlar aşırı gururlu oluyorlar. Yeni Glock'larına herhangi bir çizik istemiyorlar. Silahların üzerinden geçsem bile militanlar çalışıp çalışmadığını anlamazlar. Çok geç, çok seci olmasaydılar geceyi atlatırlardı sanırım.
Uçan renkler ile ilgili eğitimi geçtin. Şimdi adım atma zamanı. Peki ya, angajman kuralları? İstihbarat içeride sadece silahlı düşmanların olduğuna inanıyor. Stil mermine dikkat et. En son 1 saat önce doldurduk. Anlaşıldı. Hemen harekete geçiyorum. Abi bunlar ne böyle, bir daha deminki adam kimdi? Bir gizli bir seri kullanabiliriz dedi. Bir şey dedi. Birine biz operasyona sokacaktık da sokmak mı istemedik? Öyle bir şey oldu. Galiba derken. Allah. Okey, bunun şarjı sınırsız. Gerçi Longlife'da da sınırsız, ayrı bir şey de. Gerçi o hani silahlar sınırsız oluyor mermisi zaten. Sadece içindekiler sınırsız oluyor. O ayrı bir şey. Hop sen ne diyorsun? Bu arada nerede kavur oluyor? Hayır. Tamam. Yani istediğiniz kadar şarjı doldurabiliriz o. Hop sen kafana vurayım bir tane. Aha. Adamı kafadan vurunca oyun çöktü ha. Abi. Şarjörü değiştirelim. Hop. Oba. Oğlum her yerden adam çıkıyor. Tamam. Hop. Oha. Oha nasıl bir yaptım be, korktum. Öyle yatış mı olur birader, ne yapıyorsun ya? Oha. Adam demir adam çıktı. Iron Man çıktı be. Hop. Hatta şöyle nişan alalım ya, niye uğraşıyoruz ki? Aa ne oluyor? Oha arabayla girdi. Hayvan herif lan. Hayvana bak, arabayla girdi. Sığırın oldu seni. Militan üyelerinin damarına basmak çok kolay. Bunca cesedin iki nedeni ikinci el silahlar. Bu eşek ağırısı kovana çomak sokacak. Çok yakında senin için daha çok iş yapacağımızı hayal ediyorum. Sadece sihirli kelimeyi söyle. LT. Lütfen. Ne demek istiyor anlamadım ki. Güvenli alana ikmal minibüsü göndermeni istiyorum. Sorun yok. Hey dinle. Ne oldu? Sierra ekibine geri dönmek çok güzel Seven. Şebek demek mi şey Sierra? Anlamadım ki tam. Görev tamamlandı. Ve arkadaşlar artık beni para verdin mi bize? Evet güzel verdi. Galibiyet, öldürme, kafadan isabet. Evet bunları yapmamışız. 3 tane galibiyet alınca mı bana o şey oluyor? Ne kadar saçmaymış lan. Ben mağazaya gideceğim ama. Bakın menüye diyelim. Tamam. Abi güzel, isterse toplamışız. Şuradan da XP toplayalım. XP de herhalde level yani. Yani Lone Wolf'taki level sistemi gibi. Gerçi Lone Wolf'ta level sistemi var mıydı ya? Lone Wolf'ta level sistemi var mıydı? Vardı ya, XP falan veriyordu galiba. Var mıydı ya? Vallahi hiç hatırlayamadım şu anda. Neyse arkadaşlar devam edelim. Mission Uncle'ı. Ooo hızlı bir. Hayır. Ha. Ara silah mı verecek? Aa güzel. Onaylayalım arkadaşlar. Ve ben bunu hatta şey takayım, güncel yükleme, göreve getireceğiz, yedek şarjörler, zırh alacağız azar. Ha bunlar böyle hep söyle. Bu Lone Wolf'ta da detay yalnız, onu fark ettim de. Abi bir dakika. Şöyle güzel bir. Hayati noktadan %20 vurma şansı. Aldım gitti. Tamamdır. Bir de oha bu nasıl silah be, premium ki, of. Tamam. Bir de yardımcı silah abi, bir şey alsak. Alamıyoruz ki. 400 bakiyemiz. Hayır ya. Arkadaşlar yine ben geliyorum. Evet arkadaşlar yine geri geldim. Depoya şimdi basacağız arkadaşlar ve bakalım nasıl bir şey. Kemer yelek falan diyor. Ne diyor bu ya? Neyse arkadaşlar hiç bunlarla uğraşmayalım bence. Bence hiç uğraşmayalım. Donatıldı mı? Neyse. Evet good luck diyor. İstihbarat militer silahların bu depolama testlerinden geldiğini doğruladı. Güvenli alandaki adamlar bu birimden tarafı da ateşli silahları silahlandırdılar. Depo alanından gelecek tüm tehditleri temizledi. Tamam abi. Evet. Operasyon hazır. Operasyona başlıyoruz arkadaşlar. İyi haber. İkinci el Glock'ların nereden geldiğini takip edebildik. Milislerin güvenli alanda uzak olmayan bir silah depolama birimine sahip. Anlaşılan plan ne? Şimdi depolama alanını kontrol eden de dronlarımız var. Hangi konumdasın? Şu anda güvenli alanın yanındayım. Seni gezdireceğim. Sıkı dur. Hadi şu depoya saldıralım. Hazır olacağım Sierra 7. Birader telefonuna bak. Bu ne? Adi şimdi neden mesajı gönderiyorsun bana? Yanlı neyse zaten. Arada nasıl garip bir şey. Sesli konuşma. Sanırım burada biri var. Kulağını yapayım dostum. Duymuyor musun şunu? Lanet olsun.
Bunlar ne demek istiyor ya? Biz duydu mu bunlar? Ana. Abi. Mission Boost. Free. Tamam. Aldık valla. Bana olsa onlardan birini de alırım da 500 ya bende 400 var. Tamam abi. Tüm tehditler temizleyelim. Abi şu ne işe yarıyor ya? Abi. Allah. Hadi cover. Dur. Şarjör değiştir. Tamam. Lan oyun kasıyor. Tamam cover'a geç. Hayvan gibi burada hayvan oldular ya. Tamam. Bittiler. Oha! Ne yapıyorsun ya? Hop. Uy kafadan. Kafadan vurmaya çalışayım ya dur. Garaja mı açıyoruz? Ha yo garaja. Hop yavaş. Elini kolunu indir. Hop cover. Şarjör değiştir. Pardon oğlum silah değiştirmeyene şarjör. Ya şarjör değiştirmeyene silah değiştiriyorum dur. Tam fullmüş zaten. Neredesin? Hayır. Hayır. Kafana vururum benle. Gel. Hop. Hop. Oba. Hadi bakayım. Onun şarjörü bitti. Aa, ondan dolayı bu silah geçti. Ana silah şarjörü varmış arkadaşlar. Bak. Öyle bir şey var. Ölsene be. Tamam. Tamamdır. Çık. Oba bu da güzel. Hop yavaş. Oba tamam bu da bitti. Lan kaç tane? Oha tırla kapattılar önümü. Haydi bu zor la. Hadi. Sen o kafana vururum. Kafana vururum. Hadi. Oh bitti. Adam abi bunlar bir şey söyleyeyim mi? Harbi psikopat. Tırla gelip tırla adam gönderiyorlar falan. Değişik değişik hareketler var. Her zamanki gibi harika iş çıkardın. Söylemedim ki tetiği çekmek bu işin eğlenceli kısmı. Bu işin eğlenceli kısmı. İstihbarat ile birlikte harika iş çıkarıyorsun. Meyvesini almışa benziyorsun. Artık bin tane silah deposunu eline geçirdik. Acil Mike'a şehre getirmeni bekliyoruz. Acil Mike hala silah peşinde mi? Silah tedariği için acil Michael Mental'ın en iyi seçeneği olduğunu düşünüyoruz. Adamlar depoya temizlik yapacak. Üste dört seven. Anlaşıldı. Yalnız biraz fazla konuşuyorlar. Yani o yüzden biraz zaman alıyor. Bir tane daha görev yapalım sonra videoyu bitirelim. Tamam. Bu sefer iyi kafadan vurdum. Toplayayım. Hayır be bir tane daha. Nasıl ya bir tane daha öldürme? Ben anlamadım bir tane daha öldürme. Lan ben bütün ağızdan tabii 24'te 25 nasıl oluyor? Biri kaçtı mı nasıl oluyor? Allah Allah. Anlamadım. Aynen abi buradan da terfi aldık. Güzel. Devam edelim. İkinci level olduk. Toplayayım. Tamam abi bunlar da güzel bir şarttık. Ana silah şarjörü varmış. Belli bir şarjörü. Bunun sınırsız da. Onu sonradan keşfettim. Abi bu bölümde oynayıp videomuzu bitirelim. Space. Aaa yürü git. Çakala baksın. Yine bir silah alamayız değil mi? 1350. Alamıyoruz abi ama şuna bir şeyler yapabiliriz. Yapamaz mıyız? Neyse abi o zaman çok da önemli değil ya. Çok da önemli değil aynen. Ha oha bayağı silah varmış baksana mesela. Aa PP19 bizon bile var be. Sen basın diyor. Bakın sağ altta bakın. İkinci satırın en sağısında PP19 bizon var. Neyse abi şunu alalım ve hazır deyip şeye gelelim. Hayati organı vururken %25 şans elde etmek için zırh giymeyen düşmanı hayati alanından vur ve onları hemen öldür. Cekette cephane zırhları düşmanlara önemli ölçüde daha fazla hasar veren vücut zırhını ve maske delme yeteneğine sahiptir. Bak bu mermiler diyor uçta direkt geçiyor. Hedefim bitişik apartmanda parmak da abi. Onu çıkarmak için uzun menzilli silah kullanman gerekecek. Bulunduğun binayı temizle ve hedefe atış yapabileceğin bir atış pozisyonunu bul.
Yetenek seti gerekli. Bu görev uzun menzili hedef eğitimini tamamlamanı gerektirir. Bu eğitim enerjini eksiltmez. Ancak bu eğitimi göreve devam etmek için tamamlaman gerekir. Yani ne gerek abi şimdi? Ben direkt gelirim. Yakın dövüş eğitimin harikaydı. Uzun menzili bakalım nasıl olacak. Abi ben direkt hızlı hızlı geçiyorum. Anlaşıldı. İşte nasıl yapabilirsin falan diyor. Çünkü bu çok boş konuşuyorlar abi. Tamam anladım. Oğlum ben eski sanayi hocalarım. Sen kimsin ya? Dur. Şimdi bu şey 9x 16x o iyi. Bir gitti. Ha bir de şurada. Oba güzel. Tamam ya biliyoruz. Allah'ım ya çok da uğraştırmayın abi tam biliyoruz yani. Ha şu mu? Vuramadım dur. Oha nasıl gitmedi lan mermi? Bir dakika 16x'e çek. Gel. Hop. Heh güzel. Tık 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 tık. Bazı nesneler vurulabilir. Mesela hangi nesneler kanka? Hangi nesneler vurulabilir anlamadım ki. Satelite diş. O ne be? Şunu mu vuracağım? Ha, yani bunun önünde ne anlamı oluyor yani? Bana ne şey yapıyor? Ay geçtim neyse. Düşmanlar ölümüne tanık olmasına izin verme. Bir düşmanı ıskalarsan alarmı çalacaktır. Ha. Dur bir dakika. Tamam bitti. Onunla mı vurmamı istiyor? Başarısız. Düşman alan verdi. Bu önemli noktadan hatırla. Birinci düşmanın ölümüne tanık olmasına. İkinci düşmanın ıskalama. Tanık olmasına. İkinci de düşmanın ıskalama. Ha tamam. İlk şunu vuracağız. Tamam. Bir gitti. Tamam sal da ya. Vurayım direğini. Tamam. Güzel. Eğitim senaryosuna geçelim. Bir tane daha deneyelim. Dikkat dağıtacağı düşmanı belirli nesnelere tepki vererek bu yeni senaryoyu dene. Ya bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu eğitim bölümünden sonra videoyu kapatayım çünkü çok gereksiz uzatıyor. Sal. Sal diyene geçireceğim direkt. Sal. Yani oğlum. Ne yapmam istiyor? Dikkat dağıtacağım. Ha dikkati dağıtacağım. Tamam ya. Şöyle küçük. Tamam. Git dikkatini dağıttım adamın. Tamam bir gitti. Sal diyeni vuracağım. Okey. Tamam. Bunları da hallettikten sonra artık bu eğitim bölümünde geçmiş olmam lazım. Anlaşıldı. İyi çıkardın. Senden kötü bir performans beklemez mi zaten? Artık uzun menzilli silah gerektiren operasyonlar için hazırsın. Anlaşıldı. Haydi yapalım şunu. Ama haydi yapmayalım şunu abi. Çok uzattınız. Yani bu olmasaydı ne güzel ben operasyona girecektim. Görev tamamlandı. Tamam abi. Sağ ol. Sağ ol. Yeterek seti kazandı. Tamam. Abi. Bilmiyorum. Denesek mi ya? Şu apartman bölümü. Hadi bir deneyelim. Gelin ya. Biraz uzun uyuduruz. Depoyu kontrol eden biri militanına giden silahın çoğunun önünü kesti. Dişsiz yalan dönüştüler yani. Şehre yine yılan davet edebiliriz. Plan işe yaradı o zaman. Sanıyorum evet. Bilgi toplamaya çalışıyoruz. Ama gizli ajanlarımızdan birinin ateşli silah satmasına benziyor. Militanın silah tedarik deposuna bizi götürdü. Artık silah yollarını kestik. Onlar da Acil Mike'a ile çalışmaya deneyecek. İyi. Acil Mike ölmesi gerekiyor. Bunu yapacağım için mutluyum. Yaklaştık Seval. Umudunu yükseltmek istemiyorum ama sanırım Acil Mike'in tetiğini çekeceksin. İşe yarar bir planın var mı? Acil Mike'i takip eden güvenlik ajanlarımız var. Her ayağa kayan bir şey dedi. Onu anlamadım. Bir şey yapabileceğiz işte. Acil Mike. Dinliyorum aman. O ne lan? Baskına uğradık. Siyer ekibi 50 numara depolama alanını kontrol ele geçirdi. Militanlar seni tutmak istiyorsa silahlarıma ihtiyacın olacak. Buluşabilir miyiz? 2 gün içerisinde orada olacağım. Çarşamba Nisan 1. Senin için iyi haberin var Seven. Anlaşıldı ben buradayım. Acil Mike yarın AO'ya gidiyor. Herkese ben detayları ver hemen. Aman silah aman.
silah tedarik edemezsem intihar adamı ortadan kaldıracak. Ha, aman bir şey ya, aman. Böyle bir silah şey, amanın deposuna. Aman isim ya galiba. Deposu altı, konta altına tuttuğumuz için acil merkez silahlarını güvenmek zorunda. 93 numaralı binanın kuzey koridorunda bir toplantı yaptılar. 93 ve kahretsin bu taktiksel bir kabus. Evet, bir plan geliştirmeye çalışıyoruz. Uzun menzilli bir silahla bina 96'ya girebilirsem tüm kuzey koridorunu kapatabileceğine eminim derken bir şeyler diyorlar arkadaşlar ve evet abi yine yeşil ışık. Yani yeşil ışık dediği de izin veriyor yani. Gidiyoruz. El bombaları, ana şarjörler. Ana silah, hadi şunu alayım bakalım. Değişik bir şey. Hadi ana şarjörü de atlayalım zaten. Kredim var ya. 400 istemiyor mu? Neyse. Kafa yedi oyun. 400 istiyor. Bende de 400 var ama ben vermiyor. Neyse. Good luck. Evet arkadaşlar, bakalım nasıl olacak. Abi. Hop. Biri gitti. Şarjörü bir değiştirelim mi? Bir şey taktım. O da silah güçlendiriyor ya da. Kafana vuruyorum artık. Öl. Ha? Abi. Terbiyesizlik yapmayın. Aa bak, tapancayı çektiğim gibi direkt kafana vururum valla. Dur ya. Hep karıştırıyorum şu şarjör değiştirmeyle silah değiştirmeyi. Tamam. Lan. Hop hop hop, yavaş. Ne oluyor lan? Bıçak saplayacak. Köpeğe bak ulan. Lan yürü git, öyle kalbinde bıçak saplarım. Tamam. Lan. Cover'a geç. Cover'a geç. Lan cover'a geç. Cover yokmuş ki gerçi. Heh. Tamam. Tamam. Tarıyorum artık, ölün yani. Tamam. Senin o ağzına vururum seni, öyle işte köpek. Tamam. Hayır. İşte bu be. Oh güzel. Oğlum pompalılarla vuruyorlar bunlar. Nasıl bir şeyler lan? Arkadaşlar pompa... Lan oğlum daha adam... La oğlum la yere git lan. Zırhlı adamlar da geldi bu arada, onu söyleyemedim. Abi pompalılarla falan vuruyorlar. İnsansız herifler. İnsan insana pompalıyla vurur mu? Diyeceğim, niye vurmasın? İki bölüm sonra biz de vurmaya başlayacağız yüksek ihtimal. Yani tabi yeni telefonu aldığını çekeceğim de. Oba. Ve 28. dakika geldik. Kahretsin, acil merkez kuzey koridorunda değil. Bekle, bir fikrim var. Bunun acil merkez erkek kardeşi olduğunu istihbarattan doğrula. Beklemene kal. Kimlik onaylarında bu acil merkezin kardeşi. Hedefe atış yapmak için izin mi istiyorum? Neden? Ne iş düşünüyorsun? Acil merkezin kardeşini gebert. Acil merkez kaçsın, çıkış yolunda onu yakala. Panik yapacak. Anlaşıldı Semin. Park alanına acil merkez ateş edeceğiz. Acil merkez koşacak. Acil merkez kardeşi öldürdüğünde park alanına doğru acele et. Tamam hadi, boş yapma. Alarma geçmediğinde alarma emin ol düşmanların diyor. Ne yapmam gerekiyor lan? Lan ne yapmam gerekiyor? İlk şunu vuracağım biliyorum. Ben değil mi? Okey, birini vurdum. O üsttekini vurmam gerekiyordu zaten. Sonra şunu vurayım. Öyle değil mi? Bence öyle. Çünkü mantıklı olarak ona vurmam daha iyi. Başka adam yok şimdi. Sonra bunu vurayım ben abi. Hasego. Reyne'yi öldürdünüz. Tekrar oynat dediğinde ne oluyor? Ha tamam, Allah en baştan başlayalım sandım. Lan yarım saat video sürdü be. Bu videoya bir de reloadlaması var ya. Of of. Girecek bana reload var ya. Render daha doğrusu reload. Lan öl, hayır abi, onu vurabilirim aslında ben adamın ya. Ya sen de bir hata yaptığım gibi abi, Lonoft'ta ne güzeldi ya. Lonoft'ta tamam, hani genelde direkt yakalanıyor. Vurma ihtimalim vardı ya, sniper'ın çok iyiyse. Gerçi bizim çok iyi değil sniper'da ama. Dur bakalım abi, dur. Tam biri vurdum. Sonra diğerini şuraya vurayım abi. Şöyle hatta kafadan vurayım abi. Kafadan tak diye gitsin böyle. Gebersin kodumu.
Abi o zaman ben içeridekini mi vurayım ki? Ha bir dakika şurada bir sinyal vardı. Bir dakika onu kırsam. Kontrol noktası. Güzel. Bir şey yapacağız galiba burada. Ha ilk şu sonra bunu vuracağız. Sonra sinyale mi gitmeye baktı bu? Kontrol noktasına tabii de devam et. Kontrol noktasına devam etmek için bir de bana para istiyor. Şerefsize bak. Ha yo. Şunu vuracağız. Tamam. Soldakini vuracağız. No sinyal ve bam. Okey. Tamam abi. Oğlum yarım saat oldu lan video. Şaka maka. Tamam. Araya clear. Tamam abi. Okey. Uyu TV kullan. Bu çok zekiceydi. Ağaç Mike kardeşinin cans bedenini bulduğunda kaçmaya çalışacak. Hisleri yaşayacak. Şimdi parka gidiyorum. Tamam abi. Şimdi parka gidip hemen o adama vurmamız lazım. Ağaç Mike'ı. Çünkü kardeşine vurduk ya. Şimdi telaş yaptı. Ha diğer görevmiş o. Tamam lan. Tamam o zaman videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Yeter. Yeter. Videoyu bitiriyorum. Güzel videoydu. Topla diyeyim. Arkadaşlar bunu hiç... Aa, neyse değişikmiş. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Böyle inceleme videosuyla böyle bir bakma inceleme videosuyla. Bayağı uzun bir video inceleme videosuydu. Abi yarım saatlik hatta 31 dakika 32 dakika 32. dakikaya geliyoruz. 3. level olduk. Güzel bir video. Ya, güzel boymuş. Toplayayım da bitsin abi. Tamam sal beni abi. Tamam sal beni. Tamam. Ana menüye dönmek istiyorum. Ana menüye döneceğim. Sal tamam. Tamam mission anlık. Tamam güzel bölüm açıldı. Tamam. Hala kolay değil zaten. Tamam ana menü ve ana menüye dönelim. Arkadaşlar güzel bir oyunmuş. Yani zaten dün de ben arkadaşımız yani bu oyunun videosunu çekmemi söylemişti. Ki zaten ben de bu oyunun inceleme videosunu çekecektim. Hani Lost'ta olduğu gibi. Yeni telefonca bu oyunun da serisini yaparız. Ama oyun Lost'a göre çok daha zor bir oyuna benziyor gibi geldi bana. Bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika dedi. Görüşecek kendinize iyi bakın. Bundan sonra video gelir mi? Gelir yüksekte. Bir videoyla kalmaz için. Bir dakika dedi. Görüşecek kendinize iyi bakın. Bay bay.